Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir genç bir arkadaşımız var, genç bir konuğum var. Kendisi medya iletişim okumuş ama başka bir iş yapıyor. Bence de güzel bir iş yapıyor, doğru bir iş yapıyor. Çünkü eğer mesleki olarak biliyorsunuz toplumda insanların girdiği roller vardır. O rollere kendinizi adapte edebilirseniz mutlu olursunuz. Edemezseniz mutlu olmazsınız. Mutlu olmadığınız bir işte de çalışmanızın bir anlamı yok. Bir de zaman ve şartlar da zaten insanın meslek yaşantısını belirliyor. Çok belirleyici oluyor. Ozan Ergin, Quick Solution Global Trade'in kurucusu, sahibi. Doğrudur, evet. Diyebiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle sizin mesleğinizi öğrenmek istiyoruz. Şimdi medya iletişim okumuşsunuz ama yapmıyorsunuz. Evet. Şimdi yaptığınız işi bize anlatın. Ne kadar mutlusunuz ya da hangi durumlarda mutsuzsunuz onu anlatın. Tabii. Önce mesleği tanıyalım. Tabii. Aslında yurt dışı e-ticaret diyebiliriz buna. Ama çok bizde kırılımları biraz fazla. Yani altyapı, üst yapı kurulumları kısmıyla ilgileniyoruz. Ve bu sürecin danışmanlık kısmıyla ilgileniyoruz. Yani altyapıdan kastımız aslında kişilerin satış yaptığı pazar yerlerindeki ihtiyaçlarını önce karşılamak. Nedir? Şirket kurumları, satış yapmak istediği ülkedeki şirket Şimdi kurumları. Şimdi burada bir parantez açalım. Şimdi ben satıcı olmak istiyorum. Hı-hı. Amazon'da satıcı olmak Hı-hı. istiyorum. Size mi başvurmalıyım? Tabii ki. Siz bana hangi hizmetleri vereceksiniz? Aslında uçtan uca, yani işin başından sonuna kadar tamamen yanınızda olabiliyoruz. Nedir aslında? Doğru vergilendirilme yöntemlerini önce size bulup, iş yapmak istediğiniz pazarda size gerekli şirketi kurup, bunun muhasebe hizmetlerini muhasebe kısmını takip edip, bunun yanında eğer kendinize ait bir ürününüz varsa, kendi ürettiğiniz bir ürün varsa, bunun marka patent kaydının yapılması. Bundan sonra bu ürünün üretim bandından ilk çıktığı günden itibaren gerek bireysel pazar yerlerinde, gerek Amazon gibi daha kolektif bir pazar yerinde satışını sağladığınız noktaya kadar yanınızda oluyoruz. Yani ürün banttan çıktı, üretimden fotoğraf danışmanından tutun. Bu ürünün paket tasarımı, sosyal medyası, gerekli belki farklı satış kanallarına ait web siteler. Bunun yanında bunları siz fikir olarak söylüyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Ve yapıyoruz. Evet, kendi tabii bu yani konuda evet bir ekibimiz var. Ayrıca bir grup halinde çalışıyoruz. Burada birçok ülkedeki partnerlerimizle beraber aslında hepsini bir araya toplayıp net bir iş çıkartıyoruz içeride. Şimdi şöyle örnek diyelim. Buyurun. Benim babamın diyelim ki Ege'de bir arazisi var. Üzerinde zeytin ağaçları var ve ben babamın ürettiği zeytinleri, zeytinyağlarını satmak istiyorum. Evet. Diyorum ki yani Türk piyasasını zaten bir şekilde veriyoruz. Bu işin yakın olduğu için evet. toptancısı, osu busu filan var. Diyorum ki ya bizim zeytinler müthiş. Zeytinyağı acayip bir şey. Evet. Ben diyorum bunu Amerika'ya satmak istiyorum. Evet. Amazon'a da girmek istiyorum. Şimdi bunda nasıl bir formül? Sıfırdan direkt aslında önce bir ön görüşme sağlıyoruz. Bu ön görüşme sonunda ürün kalitesinden tutun. Sizin bu işe ayıracağınız bütçe veya hedeflediğiniz noktayı önce bir öğreniyoruz. Daha sonrasında bu ürünün hani bir paket tasarımı, dış tasarımı oluyor. Bu tasarım yapılmaya başlanıyor bir yandan. Bir yandan bu ürünün Amerika Sağlık Bakanlığı çalışıyoruz ve buradaki FDA kaydının alınmasına evet. başlıyoruz. İşte. Daha sonra içerik belgesi çıkartılıyor ürüne. Daha sonrasında biz bunu aslında Amerika'da sadece satmayabiliriz, farklı pazarlara da bakabiliriz deyip oradaki gereksinimlere de. O akıllar da veriliyor. Tabii. Değil mi? Yani İngiltere, Almanya, Hollanda, Dubai yani satışın sınırı yok aslında şu anda. Globalleşen bir dünyada aynen öyle. Diyorsunuz. 18-20 ülkede çok aktif şekilde ürün satabiliyorsunuz şu anda. Sizin en yoğunlukla mesela böyle izinler anlamında filan. Amerika. Amerika'da çalışıyorsunuz. Amerika 1, İngiltere 2, Almanya 3 aslında. Mesela ofisleriniz var orada. Tabii Amerika'da ofisimiz bulunuyor. 2 ofisimiz. İngiltere'de bir ofisimiz bulunuyor, İstanbul'da bir ofisimiz bulunuyor. Bunların burada çalışan arkadaşlarımızın tamamı hani freelance değil, tamamen bizim bünyemizde yer alıyorlar. Ve avukat ekibi, muhasebeci ekibi her alanda uzmanlaşmış, yaklaşık daha çok çalıştığımız alanlarda uzmanlaşmış 110 kişilik bir ekibimiz var. Yani tam var. Teşekküllü hizmet veriyorsunuz. Evet, hiç her yani şeyi kendi bünyemizde yapıyoruz. Dışarıdan herhangi bir şekilde hizmet almıyoruz. Peki yani şimdi bir satıcı için, satıcı olmaya aday birisi için ya da bir üretici için sizin bu işlemleriniz pahalı bir işlem midir? Nasıl bir çalışma sistemi yürütüyorsunuz? Yani doların ülkemizdeki durumunu bildiğimiz için evet hani göreceli olarak pahalıya kaçabiliyor bazen ama baktığımızda
bu ülkenin kendi para biriminde aslında çok ucuz işlemler. Yani bir şirket kurulması aslında 300-400 dolar. Biraz daha hani tam teşekküllü olsun derseniz 1000-1500 dolara kadar çıkıyor. Şimdi bu ülkedeki bu hizmeti sağlayan vergi dairesi 1500 dolar bir şey değil ki. Aslında adamların 2000-2500 TL'si baktığımızda. Bu noktada hani evet orada ucuz ama Türkiye şartlarında her bütçeye uymayabiliyor. Zaten açıkçası biz de çok yarım yamalak iş yapmayı tercih etmediğimiz için hani aman verelim de kişi sonrasında kendi ne yaparsa yapsın şeklinde değil. Hep tam teşekküllü kurmaya kalktığım için biraz daha hani premium tarafta izleyebilirim. Yani kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 9 yılımız bitiyor. 9 yıl. Evet. Şirket size ait. Aynen, şirket bana ait. Ayrıca farklı platformumuz daha var. Worldwide Trade Co diye. Burada da çok eskiden beri tanıştığım bir ortağım var. Yine 8-9 yıldır beraberiz. Onunla da aslında bu firmada da buna benzer işler yine yapılıyor. Biraz daha geniş, biraz daha genele hitap ediyor. Bu benim tarafım biraz daha premium şu anda aslında. Şimdi 9 yıl öncesine baktığınız zaman e-ticaret konusunda Türkiye çok böyle ileride değildi. Evet. Ama bu 2019 pandemisinden sonra patlamalar oldu. Başa çıkamıyoruz şu anda. Evet. Şimdi bu iyi midir kötü müdür? Önce onu sorayım. Şöyle, tabii ki çok iyi. Yani insanların artık Türkiye'de sadece mal satıp TL ile TL kazanmak gibi bir derdi olması bizi mutlu ediyor. Şimdi pay galiba e-ticaret %24'e çıkmış bildiğim kadarıyla. Evet, doğrudur. Doğru mudur? Aynen, doğrudur. Daha önce %6, %7'lerde tabii, filanmış. Aslında bu daha çok yüksek de biraz gümrüklerden numune çıkışları olduğu için yani gönderenlerin aslında %50'si numune olarak gönderiyor ürünlerini şu anda. Hani biraz vergiden nasıl diyeyim muaf olmak adına hem de bu işi denedikleri için daha yeni. Aslında bu rakam %35'lerde hani numuneleri sayarsak. Çünkü kendi kargo firmamız olduğu için diğer firmalarla da kontağımız var. Giriş çıkışlarını az çok biliyoruz. Kendi elimizdeki... Kendi kargo firmanız da mı var? Evet, aynı şekilde. Siz her şeyi yapıyorsunuz. Evet. Hukukunuz var, kargonuz var, aynen, muhasebeniz var. Yapmadınız, o zaman siz üretici olun. Zaten onu da yapıyoruz. Onu da mı yapıyoruz? Onu da yapıyoruz. Bravo. Yani şöyle direkt aslında bünyemizde bir kargo firması. Yine orada farklı bir altyapıyla çalışıyoruz. İşte bildiğimiz markalardan biriyle. Kendi müşterimiz ve kendi ürettirdiğimiz ürünlerin, kendimiz sattığımız ürünlerin kargolarını yapıyoruz. İlk sorduğunuz o soruya şöyle döneyim bu arada. Hani bu zeytinyağından bahsettiniz ya. Burada tüm gerekli izinler alındıktan sonra bu ürünün o banttan çıkışından tutun, gerekirse Amazon deposuna gidişine kadar. Yani buradaki fotoğraflama, kargo, paket tasarımı, sosyal medyası, web sitesi, gerekirse info web sitesi, yani ürünü tanıtan bir web sitesi de dahil buna. A'dan Z'ye ne ihtiyaç varsa sağlanıyor. Yani gümrüğe takılsa gümrükçümüz hemen devreye giriyor. Aynen. Sizde her şey var canım. Tabii. Belli. Ya da bu ürünle alakalı bir şikayet geldi. Bu kişinin şirketine bir yazı geldi. Hemen avukat ekibimiz devreye giriyor. Örnek veriyorum, üründen zehirlenen bir kişi, tabii ki zeytinyağından değil de hani farklı bir tüketim ürünü. Evet. Zehirlendiğinde anında mesela veya bir oyuncak üreten bir firmamız var. Yaşadığımız bir durum. Çocuğun boğazına kaçıyor parça ve aslında anında avukat ekibimiz devreye giriyor. Veya marka karalamaya çalışan rakipler veya tüketiciler kötü niyetler olabilir. Anında hemen devreye girebiliyoruz. Yani sırf bu işi yapan 16 tane muhasebecimiz var. Aynı şekilde bunlar marka patent tarafını biliyor. Vallahi çok, şirket tarafını biliyor. Çok evet, etkilendim yani, çünkü şöyle. Yani el yordamıyla yapmadınız belli. Evet. Yani çünkü bu işi mesela bu faslalarını bile düşünmek bile ayrıca bir çalışma gerektiren bir şey. Ve siz hem düşünmüşsünüz, hem uygulamışsınız, hem evet, şu anda da şeyiniz var, departmanlarınız evet, var. Bizim istediğimiz şey şu aslında. İlk ben bunu kurarken bu şu an yaptığım işi uçtan uca olması gerektiğini düşündüm. Şu yüzden yani şu an bir yerden bir şey satın alsanız bunun bir devamı vardır. Nedir? Örnek veriyorum, bir motosiklet kaskı aldınız. Bunun bir işte komünikatörü vardır. İşte bunun yanak pedleri vardır. İşte başka parçası vardır. Bunun için farklı farklı yerlere giderseniz her birinde hayal kırıklığına uğrama şansınız var. Çünkü bir mal iyiyse aslında devamı da iyidir mantığıyla baktığımızda tek yerden şikayet etmek daha iyi. Kurarken aslında ilk yaptığımız masraflar ve plan şunun üzerineydi. Müşteri girsin ve çıkamasın. Ve biz de iyi hizmet veriyorsak zaten çıkmak istemeyecektir. Hem her şeyi bizden alsın, hem kontrolümüz tamamen müşterinin üzerinde olabilsin. Çünkü farklı farklı yerden hizmet aldığında bizden danışmanlık alırken ne yaptıklarını bilmiyor olacağız. Diğer firmaların veya diğer kişilerin. Girdiğinde dediğim gibi buradan malın çıkışından orada depolanmasına kadar, yine kendi depolamız bulunuyor Amerika'da,
Dışarıda depolamak isterse onu da yapabiliyoruz. Yani kişinin iade gelen ürünü çöpe gitmesin diye bile depo kurduk orada. Yani iade ürünü normalde Mal Amerika'da siz buradasınız. Ama buradan artık oradan buraya gelmez. Navlun bedeli dünya evet, para. Yani iki katına resmen geri geliyor. Bu çöpe gitmese bu adam kâr etsin ki bu işi devam ettirebilsin diye sırf orada depo kurduk. İlk yaptığımız işlerden biriydi. Hani o yüzden dediğiniz gibi uçtan uca hiçbir eksik kalmadan yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki çok zor bir sektör. Hani mutlu musunuz diye sordunuz. Özellikle insanların parası işin içine girince ister istemez. Yani malları, parası veya bir yatırımı işin içine girince tabii ki zorlaşıyor. Ama bunu tabii bertaraf edecek kadar da bir tecrübe kazandım açıkçası 9 yılda. Yani 9 yılda, 10 yılda. Evet. Bayağı yol almışsın. Ve Türkiye'de çok ciddi firmalar çalışıyor aslında. Hani, peki şey soracağım. Sizin e-ticaret siteleriniz var mı? Daha çok biz pazar yerinde satış yapıyoruz. İşte Amazon, Etsy, eBay, Shopify, AliExpress buralarda. Minifet olarak satış yaptığımız web siteler de var aslında. Geçen gün ajanslarda bir haber vardı. Şöyle ki adamın bir tanesi yayına çıkmış diyor ki ben diyor işte adını söylemeyeyim. O firmadan yurt dışı firması bir matkap seti sipariş etmiş ve ucuz olduğu için sipariş etmiş. Adamlar bir resim göndermişler. Matkabın resmi. Şimdi diyor, şimdi mesela böyle durumlarda mesela hakkını nasıl arayabilir insan? Tüketici nasıl hakkını arayabilir? Şey mi? Söylenenden farklı bir şey mi gelmiş? Hayır, matkabı, o matkabın resmi gelmiş. Matkabı göndermemişler, resmini göndermişler. O. Evet. O çok ekstrem durum ya. Yani şöyle ben evet, mesela geçen aynı firmaya gene baktım. Geçenlerde beğendiğim bazı şeyler vardı. Ben böyle hırdavat işlerini çok severim. Almayı, satın almayı filan. Şimdi bakıyorsun rakamı diyorsun ki ya bu rakama bu alet olmaması lazım. Sonra içini araştırmaya başlıyorsunuz. Meğer o alet o aletin resmi göstermelik altından mesela bir pano çıkıyor. O panoyu satıyorlar aslında. Evet. Şimdi bu çok ahlaki değil. Ama bunu o firmanın yapması da bana garip geliyor. Çünkü büyük firma. Mesela bir örnekleme vereyim. Amazon'da mesela böyle bir şeye rastlamadım. Mümkün değil. Amazon'da ne sipariş ettiysem, ne gördüysem o geldi. Şöyle mümkün aslında ama çok fazla yaşayamıyorlar. Yani yaklaşık 2-3 ayda hemen tükeniyorlar ve çok satış yapamadan. Çünkü çok ciddi bir kontrol var orada. Ama mesela o yabancı firmada Amazon kadar önemli, ağırlığı olan bir firma. Mesela orada nasıl oluyor? Onu da anlamış değilim. Bunun birkaç yolu var aslında. Direkt banka üzerinden iade talep ettiğiniz takdirde ve haklı olduğunuz takdirde hiç orayla muhatap olmadan paranızı aslında geri alabiliyorsunuz. Çünkü bu tarz bir problem çok yaşanıyor. Yani gösterilenin dışında bir şey gelmesi, gösterilenin gelmemesi, hatta hiç gelmemesi. Ama orada başta bir kandırmaca var. Tabii. Ama zaten o web sitelerin, o platformların satışları ona göre. Yani Amazon günde bir, işte 200 bin ürün satarken, tamamen farazi bir rakam söylüyorum. Onlar 50 satıyor, 100 satıyor, 200 satıyor, 500 satıyor. Zaten onlar ona göz yumuyor. Çünkü onlar bir kalite peşinde koşmuyorlar. Peki mesela siz bu firmaları araştırırken bir şeyin veri tablonuz var mı? Mesela diyorsunuz ki bu güvenilir, bu güvensiz. Tabii. Yani ona göre mesela aldığınız bir ürünün o sitelerde yer almasını sağlamadan önce bir araştırmanız oluyor mu? Yani şey, onların ürünü alıp bizim sattığımız durumdan bahsediyorsunuz. Hayır, mesela şimdi ürün satışında pazarlama yapacağınız zaman işte çeşitli e-ticaret firmalarında ürünü teşhir etmeniz ya da... Ha, bizim bir danışmanlık verdiği bir firmadan bahsediyoruz. Evet, onların mallarını satacağımız yer. Evet. Yani genelde Amazon tercih edildiği için çok fazla o şeylere girmiyoruz. Araştırmaya girmiyoruz. Çünkü hem çok büyük pazar, yani sadece Amerika bölgesi, yani Kanada, Meksika, Amerika 450 milyon alıcı var. Hani bu noktada çok fazla dışarılara gitmeden, riskli alanlara gitmeden orada bulunmayı tercih ediyoruz. Ya da zaten hani güvenilir 2-3 pazar var, çok da diğerlerine bulaşmamak gerekiyor. Yani Etsy, eBay, Amazon, eBay'de de sıkıntılar çıkabiliyor bazen ama bu üçü zaten başta gelen platformlar. O yüzden çok onlar da... Onlar hep mail order'la satılıyor değil mi? Efendim? Mail order'la satılıyor galiba değil mi? Tabii tabii. Ürünler. Yani direkt aslında kredi kartınızı girip... Hesaba geçiyor. Aynen. Anında oradan siparişinizi verebiliyorsunuz. Çünkü eskiden de şey sıkıntısı vardı. Yani işte sattım, para gelmedi, göndermedi, işte öteki bloka koydu vesaire vesaire. Yok, artık o çok düzene girdi. Yani ödeme altyapıları düzelmek zorunda kaldı. Özellikle pandemide. Çünkü pandemide satışlar her yerde ciddi şekilde arttı. Yani 10 katını geçerek arttı. Bir de lojistik sektörü de çok acayip yükseldi. O da yükseldi. Yani bizim taraf yükseldi. Yükselmeyen taraf kalmadı. Ya yani şöyle de hatta örnek vereyim. Biz Amerika Vergi Dersi'yle birebir olarak çalışıyoruz. Yetkili olarak çalışıyoruz.
bir senede kurulan şirket sayısı, son bir senede, Amerika'nın son 6-7 yılından daha fazla. O kadar çok. Her yere yansıdı bu. Yani e-ticaretle alakalı olsun olmasın her yere yansıdı. Önceden Amerika'daki herhangi bir toptancı daha sokağından çıkmamışken aslında şu an dünyanın her yerinde insanlara toplu olarak mal satıyor. Peki Türkiye'deki firmalar, özel teşebbüs sahipleri bunun farkındalar mı? Tabii. İlk başta değillerdi. İlk başta biraz hani pandeminin başında kendi işimizi kurtaralım derdini düşünüyorum ama baktılar ki orada da başka bir şey var bizim tarafta. İlk zaman biz hep bireylerle iş yaptık. Yani günde yaklaşık 200 yakın birey arıyordu bize. 3-4 tane firma arıyordu. Şu anda birey sayısı 200'den 50'ye düşmüş halde, şirket veya firma sayısı 150'ye çıkmış halde. Yani inanılmaz bir talep alıyoruz ve her sektörden, yani tatlı sektöründen tutun ki birçoğu bildiğimiz markalar, ilaç sektörüne kadar, supplementten tutun giyime kadar. Anlatabildim mi? Yani o yüzden bireyler şu an biraz daha geriye düştü. Firmalar inanılmaz bir şekilde Amerika, İngiltere, Almanya, Dubai bu pazarlara gitmek istiyor. Şimdi bu gelişim ve büyüme sonucunda sizin de doğal olarak büyümeniz gerekiyor. Evet. Sizin büyüme hızınız nedir? Yani son 2 yılda 65 çalışan. 65 çalışan. Evet. Çünkü başa çıkamamaya başladık. Yani sırf müşteri hizmetlerimiz bile 4 katına çıktı. Çünkü talep var fakat talep bilinçsiz bir talepti ilk başta. Yani evet isteniyor ama ne istendiği bilinmiyor. Maliyetleri bilmiyorlar. Belki o talepleri biraz da siz kişilerle görüşerek yönlendiriyor olabilirsiniz. Tabii öyle yaptık. Yani ciddi şekilde her kişiyle 1 saat, 1,5, 2 saat müşteri hizmetlerimizdeki arkadaşlarımız görüştü. Geri geldi, ben aynı şekilde firma sahibi olarak artık belli bir yer aşıldıktan sonra ben devreye girerim genelde. Çünkü müşteri o tarafın cumhurbaşkanı. Onu bir başbakanla görüşmek doğru bir şey değil. Finalde aslında ben devreye girip ben de saatlerce. Yani günde 10-12 saat telefonda konuşuyorum hala. Başka bir iş yapmıyorum ben firmada. Kendi müdürlerim aslında. Bir anlamda biraz da rehabilite ediyorsun. Evet. Tarafı, değil mi? Aynen. Doğru. Yani çünkü biraz güvensiz başlıyor galiba. Kesinlikle. Ve bizim sektör birazcık sıkıntılı bir sektör. Yani bunun bir şeyi yok. Nasıl diyeyim ona? Sertifikası yok. Bunun bir mezuniyeti yok. Koca dünyada şu an hala yanlış bilmiyorsam İspanya'da bir tane e-ticaretle alakalı bir okul var o kadar. Yani bölüm var daha sonra, özür dilerim. Türkiye'de mesela üniversiteler böyle bir şeye neden girmemişler ya da girmiyorlar? Yani zaten üniversitenin hali belli. Hani bir de yeni bir adım atmak, hiç bilmedikleri bir yer ki hangi hocayı tutacaklar. Çünkü Türkiye'de bu konu uzman çok fazla yok. Hocasını nereden bulacaksınız? Yani belli. Ama şimdi siz de uzmanlaştınız. Hoca seviyesine doğru gelmeye başladınız. Ya öyle bir talep olacağını bizzat hiç kimseye bence düşünmüyorum şu an. Benim size tavsiyem olsun. Bir kitap yazın. Ona başladık şu anda. Yazın. Evet. Çünkü bir öyle bilgilendirici bir kitap. Yani hiç olmazsa piyasaya böyle bir kitap girsin ki o belki ileride yani akademisyen olur musunuz olmaz mısınız bilmiyorum. Onu bir hizmet olarak düşünün. Evet. Akademisyenlik olarak değil, hizmet olarak. Yani siz kendi işinize aslına bakarsanız akademik yönden de yatırım yapmış oluyorsunuz. Şu an zaten 3 farklı kitabıyla görüşüyoruz. 4 farklı kitap çıkacak bir sene içinde. Çünkü biraz daha toplamamız gereken bilgiler var. Onlar toplandı bir sene içinde aslında. Tamamen tecrübeye dayalı şeyler. Tabii tamamen tecrübe. Yoksa hani çok işte şunun oranı bu kadardır, şu şöyledir değil. Biz ne yaşadık bu yıla? Aslında verdiğimiz eğitimler de bu şekilde. Yani Türkiye'de aslında birçok firmaya bugüne kadar yani direkt kendim girdiğim 2000'den fazla eğitim verdim. Bunun dışında çalışanlarımızın, uzmanlarımızın verdiği eğitimler de var. Biz tamamında şunu diyoruz. Peki çalışanlarınız o eğitim aldıkları zaman yani bu mesela sirkülasyon var mı? Önce onu sorayım. Ne açıdan? Yani şimdi mesela 65 çalışanınız var. Bu 75 olabilir ya da olmayabilir. Daha önce belki 45'ti, 50'ydi filan. Şimdi siz mesela o çalışanlar sizden ayrılıyorlar mı? Yoksa sürekli kalıyorlar mı? Yani sürekli. Böyle bir bağımlılık var mı? Tabii sürekli çünkü hem çalışma ortamlarından memnunlar diyebilirim genel olarak. Çünkü rahat bir ortam. Çünkü hani aslında bunu Google'da da görebilirsiniz. Takım elbise yasak, topuklu ayakkabı yasak. Amerika'da bir havuzlu villanın içinde çalışıyorlar ve herhangi bir şekilde kısıtları yok. İşe gelme zorunlulukları yok. Evden de görevlerini yerine getirebilirler. Canları sıkıldığında ayda 2 veya 3 defa ekstra olarak tatil yapabilirler. Kesinlikle şey yok. Hani o an onun işini alıp başkasına veriyoruz.
gibi veya dağıtıyoruz. Artı hani yaptıkları işten de ayrıca prim aldıkları için yoğun çalıştığımız için de hani maddi manevi ben en azından olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar duymadım. Peki siz geldi mesela sabit. Sizin arkadaşlarınız iş sahipleriyle temasta bulunuyorlar tabii, değil mi? Doğru. Yani sizi işte elektronik ortama taşıyalım, sanal marketlere evet, taşıyalım filan diye. İnsanların reflekslerindir ilk başta. İnanıyorlar mı, güveniyorlar mı? Ya işte acaba ben o işte başlayabilir miyim? Ama tabii siz garantileri veriyorsunuz. Diyorsunuz ki sizin her şeyinizi biz ilgileneceğiz. Tabii. Birazcık vizyonla alakalı diyelim onu. Şöyle, çok niyetlenen gelen ama sonrasında kaçanlar oldu. Çünkü baktıklarında kendi şirketlerin kuruluş, bu arada hani negatif bir şey olsa söylemiyorum. Herkesin sonuçta bir gidebileceği bir nokta var. Yani benim de gidebileceğim nokta, üzerine çıkamayacağım nokta olacak belki. Doğru. Bu noktada hani birazcık zorlanıyorlar. O sistemi anlamakta, o sisteme güvenmekte zorlanıyorlar. Bazılarıyla ikinci toplantıda çok büyük işler yapmaya başlıyoruz. Yani o tamamen biraz müşterimizin işi nereye götürebileceğine, daha önce aldığı eğitime, yaşadığı bölgeye göre bile değişiyor. Etrafına aldığı tavsiyeye göre değişebiliyor. O yüzden aslında bu biraz müşteriye göre diyebilirim. Ne tür bir müşteri görüntüsü var sizin mesela sizde çalışanlarda? Genelde ilk zamanlar biraz daha böyle ne istediğini çok dediğim gibi fazla bilmeyen, biraz daha böyle gri alanda kalmaya çalışan müşterimiz vardı. Şu an biraz daha bilinçli çünkü YouTube'da inanılmaz bir şu an bu işle alakalı inanılmaz bir video yığını var. Yanlış doğru ama bir şekilde insanlara bilgi veriyor insanlar. Gerek yabancı gerek Türk. Bu noktada artık bilinçliye gitti. Ve aslında zaman da geçti. 3 yıl olacak neredeyse. Aslında insanlar e-ticarete bakmaya başlayalı. Daha bilinçli artık şu an. Ne istediklerini daha iyi biliyorlar. Neye sahip olması gerektiklerini baştan bize söylüyorlar. Bakın diyorlar biz burada ürün satacağız. Biz burada şirket kurmak istiyoruz diyorlar. Biz önceden bunu anlatıyorduk. Bakın vergisi olarak böyle olur, şöyle olur. İşte gümrükte sıkıntı olur. Bilmem nerede bir şeyler olur. Biz anlatıyoruz. Şimdi aslında onlar ne istediğini biliyor. Biz açık söyleyeyim %40'ını tamamlıyoruz. %30'unu tamamlıyoruz bilgi açısından. Peki siz insanlar sizi seçerken aslında biraz da siz insanları da seçiyorsunuz doğru mu? Evet öyle olmak zorundayız biraz da. Çünkü kapasite anlamında, bilgi tabii, anlamında, girişkenlik anlamı. Girişkenlikten kastım şu. Yani çok düşük bir sermayesi olabilir ya da işi küçük olabilir. O iş değer mi değmez mi? Evet. Bir durum raporu çıkar yani ortaya. Tabii bunun iki türlüsü varsa. Bir dediğiniz gibi o çok önemli. Ne yazık ki sektörde şunu çok sık görüyoruz. Hiç olmayacak bütçelerle iş yaptırmaya çalışıyorlar. Neden? Oradan bir şey kazanacaklar ve o adamın yani firma sahibinin kaybedeceği parayı çok fazla umursamıyorlar. Biraz daha işe aç bir sektör şu an. Çünkü çok fazla da bir rekabet var bizim tarafta. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. Hayır diyoruz. Bu bütçeyle bu iş olmaz. Ha, şu taraf olabilir. Mümkünse o da. En baştan öyle bir o tarafı iyi için reddimiz olabiliyor. Ya da huzurlu çalışma ortamı benim için çok önemli. En baştan çok böyle mental olarak birbirimize uymuyorsak onu da genelde hani nezaketle reddediyoruz. Çünkü ileride çok ciddi sıkıntılar çıkıyor. Peki hangi sektörlerin daha çok şansı ve geçerliliği var sizin için? Aslında hepsi diyebilirim. Yani şu an hiçbir ayrım yok. Yani ayrım her yok. Şey satılıyor. Yani ne paketlerseniz paketlerin satılıyor şu anda. Hiçbir şekilde bunun şu daha iyi diyemem. Çünkü hani daha iyi dediğim noktada mesela giyim desem ciddi bir rekabet var. Evet çok iyi, inanılmaz satışlar var ama rekabet de inanılmaz. O yüzden aslında şu an eşit diyebilirim. Niş diye bir alan kalmadı. Önceden niş ürünler bulunabiliyordu. Şu an o da kalmadı. Artık satış arttıkça rekabet artıyor. Peki öyle satış stratejilerine müdahale ediyor musunuz? Tabii ki. Mesela diyelim ki 10 liraya pantolon satıyor. Adam diyor ki benim malım çok kalitelidir 20 liraya satmak istiyorum. İşte bunun da avantajı, dezavantajını baştan anlatıyoruz kendisine. Çünkü öyle bir malı uzaktan bir listeden müşteriye anlatmak mümkün zor değil. Tabii. Onu alıştırana kadar ciddi maliyetler oluşabiliyor ama sonrasında tabii çok daha karlı. Tabii mesela bir markaysa bu belki daha kolay olabilir. Yok onda sıkıntı olmuyor. Evet. Evet markaysa olabilir ama daha yeni piyasaya çıkıyorsan, evet, çıkmaya adaysan evet, orada sıkıntı orada var. Orada kaliteli mal ne yazık ki sıkıntı oluyor. Müşteri anlatana alıştırana kadar ondan sonra sonu iyi geliyor. Çünkü çok öyle premium ürün sattığımız markalar var. Hem kendi satışımızı sağladığımız hem de
danışmanlığı verdiğimiz ayrı ayrı pazarlarda anlatana kadar gerçekten ciddi bir maliyet oluşabiliyor ama hani zaten premium ürün yapan bir firma da bunu karşılayabilecek seviyede genelde oluyor. Şimdi peki genelde şöyle bir şey vardır. Birisinden bir işi öğrenirsin. Hı hı. Sonra da o işi ondan alırsın, kendin yapmaya kalkarsın. Evet. Sizde de böyle şeyler oluyor mu? Ya oluyor da çok nadir oluyor. Çünkü önceliğim benim diyorum ya, bir huzurlu çalışma ortamı. İki, kendi iç huzurum. Bu ikisini yakalamak için aslında hiçbir zaman ne çalışanımdan ne de freelance çalıştığım insanlardan ya da kontaklarımdan hiç bir maddi sakıncam olmadı. Böyle olunca da aslında insanlar da hem bu iyi niyeti hem de şeyi gördükleri takdirde hani kazancı gördükleri takdirde çok fazla bulaşmıyorlar. Çünkü yeni bir iş kurmak veya gidip kendini yapmak çok zor. Zaten bu iş başka bir iş. Evet. Doğru mu yani? Kesinlikle öyle. Bu iş yani üretim başka iş olduğu gibi bu iş de başka bir iş. Yani yüzlerce bu işin dalı çok var. Dalı. İşte o yüzden sordum. Mesela evet. Her şeyi de yapmışsınız. Hı. Yani yapmadığınız bir şey kaldı mı filan dedim. Gerçekten o kurumdan muhasebesine ya da başka bir uygulamasına kadar her şey var sizde. Ulaşamadığımızda da aslında yani yapmıyorsak da ulaşabiliyoruz. Yani çözüm ortakları. Tabii. Yani 32 ülkede çözüm ortağımız var birçok konuda. Yani işin şirketsel kısmını attığım markasında işte Sağlık Bakanlığı vesaire kargosu, gümrüğü her konuda. Hani o konularda çalışanlarımız çok fazla onu tercih etmiyor. Çünkü dediğim gibi kendi alanlarında bile sadece kendi bildiği alanda bile bir yere gitmeye yani bir kendi tanıtmaya kalksa o kadar yoğun bir rekabet var ki tanıtamadan genelde sıkıntı yaşıyor. Hani geri dönmek zorunda kalıyor. Birkaç defa yaşadık bunu. Ozan Bey, başarılı bir şey yapmışsınız. Bir ürün ortaya çıkartmışsınız. Şimdi genelde mesela bu tür girişimcilerin şöyle bir hedefleri vardır. Şimdi birazdan hedefinizi soracağım. Markayı çıkartır, oluşturur. Aha. Sonra der ki al kardeşim 3 liraya sattım sana der, başkasına satar. Evet. Gene başka bir işe dalar. Sizin mesela böyle bir fikriniz var mı? Böyle fikrimiz farklı alanlarda var. Yani kendi alanımızı bırakmak veya satmak gibi durumumuz kesinlikle olmayacak. Gittiği yere kadar bu iş şu düzende olduğu sürece biz burada olacağız. Hatta tam tersi büyüterek yani hizmet sayısını daha çok büyüterek gitmeyi planlıyoruz. Ama tabii ki farklı alanlarda girişimlerimiz var. Bir terapi yazılımımız var. Mesela bunu geliştirip satmak gibi planımız var. Sosyal medya ajansımız var ayrıca bunu ileride. Gibi hani bu tarz sektör dışı da olan şeyler var. Bunları da evet al geliş yap gelişe sat modelinde düşünüyoruz. Çünkü aslında standart gelirin dışında böyle şeyde ihtiyaç var. Çünkü zor zamanları pandemide gördük ve bu zor zamanlar arkada bir şeyler hazırlamak gerekiyor kendi işimiz dışında. Evet doğru. Peki hedefiniz de gelecekle ilgili? Aslında büyümek vesaire öyle bir hedef hani şey olarak tabii ki var. Daha fazla hizmet verelim, bilerek verelim, hepsini düzgün şekilde yapalım. Evet ama ilk öncelik şu anki kaliteyi ve şu anki müşteri kitlemizi korumak. Daha fazla kişi alıp, daha fazla iş yapıp bir ekstra gelir sağlamak değil. Şu an ne yapıyorsak bunu koruyabilmek istiyorum. Yani iş ortaklarımızla en etken şey de güven galiba evet, değil mi? Doğru mu? İş ortaklarımızla, çalışanlarımızla, müşterimizle aynı güveni, aynı samimiyeti, sıcaklığı korumak bizim için şu an yeterli. Çünkü zaten daha fazla büyümek her zaman iyi olmayabiliyor. Yani büyük başarıları yaratabiliyor. Yani büyük büyümenin şöyle bir sıkıntısı var. Hı. Büyük yıkım olur. Evet. Olduğu zaman da. Böyle bir şeye de gerek yok. Yani çünkü hani gelmek istediğimiz yerin birçok kısmına geldik. Bundan sonra daha büyütmek biraz belki şımarıklığa doğru bile gidebilir yani. Peki. O noktada da yeterli peki. Olacak. Peki. Çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için, bilgileri paylaştığınız için. Valla gencecik insanların böyle aktif düşünmeleri çok hoşuma gidiyor. Yani çünkü niye? Hedef var, hedef koymuş oluyor. Evet. Hırs var, hırsın ölçüleri var tabii. Kişiye göre değişir. Ama en azından karar var. Evet. Kararlı yani. Kesinlikle. O çok önemli bir şey. O kararlılık sayesinde bir 4-5 yıldır pek uyku uyuduğumu söyleyemem. Öyle söyleyeyim. Peki, teşekkür ederim katıldığınız için. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.